MHP de kendi listeleriyle giriyor, kendi parti adıyla giriyor. Hüdapar'ın listelerde yeri nasıl görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Nerelerde hemen bir Hüdapar bakalım. Genel Başkanı Zekeriya Bey İstanbul 3. bölgeden. 4. sıra çok rahat seçilebilir. 4. sıra evet isabetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten iyi bir hatip Zekeriya Bey. Hem de Kürt seçmene yönelik 3. bölgede yoğunlaşan güzel söylemleri, çalışmaları olacağını düşünüyorum. Şehzade Demir, Gaziantep 6. sıra. Gaziantep de AK Parti'nin güçlü olduğu şehirlerden birisi. Çok güçlü olduğu yerlerden birisi hatta. Serkan Ramanlı, Batman 2. sira. Bu da girme ihtimali Hüdapar'ın yüksek. Hüdapar'ın sözcüsü. Batman'da değil mi? Etkili zaten. Evet, Batman'da en güçlü olduğu yer belki Hüdapar'ın. Faruk Dinç, Mersin 4. sıra. Bu da yine seçilebilecek sıralardan birisi Mersin'de AK Parti'nin. Demokratik Sol Parti katıldı Cumhur İttifakı'na. Önder Aksakal, İstanbul 2. bölge 4. sıradan aday. Kesin kazanacağı bir yer. Evet, çok rahat bir şekilde değil mi? Hasan DSP Erçelim. Aslında şey, yani Memleket Partisi Erdoğan karşıtlığını ön plana almasa ulusalcı Atatürkçü söylemleri olan bir parti olan baktığında. Parti, evet. DSP ise Erdoğan'ın liderliğinde ancak işte FETÖ'yle mücadele, PKK'yla mücadele, Mavi Vatan mücadelesi, işte Karabağ'da kazandığımız zafer gibi Türk dünyasına açılma mücadelemiz, pek çok alanda AK Parti ile özdeşleşen sol tarafı temsil ediyor. O yüzden DSP'nin adayları da önemli bu seçimde. Çok konuşuldu. Ecevit Hulki Cevizoğlu biliyorsunuz Atatürkçü camianın yetiştirdiği önemli gazetecilerden. O da AK Parti listesinde aday. Evet. DSP'den diğer aday Hasan Erçelebi. Buyurun Emin Bey. Bu konuda bir iki şey söylemek Buyurun. İsterim ben. Yani şimdi DSP'nin Önder Aksakal'ın Cumhur İttifakı'nın içinde o listelerden yer alması bana göre Ecevit de bugün yaşıyor olmuş olsaydı Önder Bey ne yaptıysa onu yapacaktı. Bakmayın siz sosyal medyada şurada burada DSP fikirlerini sattı, şu oldu bu oldu denilmesine. Çünkü ben Ecevit'le çok yakın çalışan gazetecilerden birisiyim. Yani değme soldaki isimler Emin Pazarcı kadar, benim kadar Ecevit'i tanımazlar. Ecevit bir kere milli bir isimdi. Ve bir gün burada RTÜK kurallarına aykırı olacak ama başından söyleyeyim, sigara sağlığa zararlıdır. Onu söyleyerek başlayayım. Bir gün DSP Genel Merkezi'nde otururken Emin Bey dedi, ben bir sigara içmek istiyorum ama Rahşan Hanım çok kızıyor. Şu merdiven başına gider misin dedi. Oradan gelirse beni uyar dedi ve bir sigara içti. Sigara bitti. Rahşan Hanım gelmedi. Neyse. Çok ağır bir yerli sigara içiyordu Bülent Ecevit. Ve ben... Yeni harman mıydı? Yani artık o marka yok. Emin Pazarcı. Başka sigara... Yeni harman mıydı? Tamam, marka vermeyeceğim. Ama artık yok mu o yani, sigara? Yok. Samsun içiyordu, Bitlis içiyordu, bir de şey içiyordu. Yani şimdi daha 3 tane sigara markası içiyordu. Vardı zaman zaman. Yani yerli ve milliymiş. Yerli ve milli markalar. Yani başkaları bu. Başkaları var dedim ben. Ya dedi, ben onları içemem dedi. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başbakanıyım. Ben yabancı bir şey kullanamam dedi ve bana şunu anlattı, hiç aklımdan çıkmaz. Rahşan'la dedi bir gün dedi şeye gittik, Hollanda'ya gittik. Dönerken dedi peynirin adını vermeyeyim, Hollanda'nın ünlü bir peyniri var. Onu dedi dostlara hediye etmek için almak istedik. Sorduk dedi kimse de yok. En sonunda dedi bir markete gittik. Niye yok, bu sizin peyniriniz değil mi dediğimizde o güneyin peyniri, biz kuzeyde kendi peynirimizi satarız cevabını aldık dedi. Yani batıda bile dedi bölgesel milliyetçilik yapılıyor. Ben dedi Türkiye'de tabii ki milliyetçiyim dedi. Benim solculuğumdan daha önde gelen milliyetçiliğim var dedi. Şu anda da ne oluyor? Şu anda da Önder Bey'in Sayın Kılıçdaroğlu'nun yüzüne söylediği küreselcilerle milliler çatışıyor. Böyle bir mücadele var. Yani aslında milli mücadeledeki noktadayız. 2023 seçimleri bu kadar önemli. Böyle bir noktada Ecevit mutlak surette Önder Bey ne yapıyorsa onu yapardı. Devam ediyorum. Bir de Atatürkçülük noktasından bakıldığında, belki Atatürkçülük demeyelim bunun adına ama Mustafa Kemal dün ne yapıyorsa bugün de Cumhur İttifakı onu yapıyor. Çok açık ve net. Mustafa Kemal'in amacı neydi? Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak ve Türkiye'yi genişletmek, ilerletmek.
Atatürk emperyalistlerle mücadele eden bir isimdir. Emperyalistlerle birlikte yol yürüyemezdi. O açıdan yani bütün her şeyi çarpıtma DSP'nin yaptığı doğrudur. Atatürkçülük de şu anda Cumhur İttifakı'nın izlediği yoldur. Onlar tabii Atatürkçü demiyorum, bakın yanlış anlaşılmasın. Atatürkçülerin de bugün gerçekten milli mücadele ruhunu taşıyorlarsa Cumhur İttifakı'nın yanında olmaları gerekir diyorum ben. Evet, pek çok Atatürkçü isim de parti listelerinde mi? Çelebi değil mi mesela? Evet, böyle düşünüyorum. Ülkü Cevizoğlu, evet. Meslektaşımız. Ya zaten Ecevit'in, bak belki de 99'daki o 28 Şubat sürecinin zehirli zemini olmasaydı o Merve Kavakçı olayı, onu zaman zaman öne sürüyorlar. Onun dışında Ecevit hakikaten bu açıdan milli ve yerli duran bir siyasi aktördü. Bu tartışması yok. Kıbrıs meselesinde yaşadığı ambargolar, 77-78'de IMF'nin dayattığı projeler, 2001'de yine aynı IMF'nin tuzağına düşmesi, bütün bunda onları gördü yani. Emperyalizmin nasıl bir dayatma içinde olduğunu gören. Buralı bir aktördü değil mi Mahmut Öğür? Önemli olan bu. Yani fikirlerinde yanlış doğru olabilir. Tabii, tabii. Buralı bir aktördü. Böyle yani bir aktördü. Bunu doğrusu yanlışı buraya dair. Evet, 2005'te evet. Mehmet Güleç, Çetin Güleç'e anılarını anlatıyor. Bak öyle 2005'te ölmeden rahmetli önce bunları anlatıyor. Ve neredeyse birebir bugün Başkan Erdoğan'ın ya da AK Parti'nin izlediği politikaların hepsine destek veren yaklaşımları var. Mehmet Çetin Güleç ama biraz Ecevit'i rahmetli biraz böyle o çevrelere, FETÖ çevrelerine yakınlaştırmak için bir kitap yazmadı mı? Ben öyle biliyorum. Yok, zamanda kitabı da oku, yani yanılıyor muyum? Benim aklımda öyle bir şey kaldı. Ben birkaç alıntı yaptım. O kitaptan biliyorum. O kitapta hiç ben görmedim daha doğrusu. Benim okuduğum kitap mesela olursa aynı kitaptan bahsediyorsak. O kitapta tamamen Ecevit'in Batı-Türkiye ilişkileri, daha doğrusu Batı sömürgecilik mantığıyla Türkiye ilişkilerinde Ecevit'in yaklaşımları anlatıyor. Ben Ecevit o konuda çok ciddi şeyler söylüyor. Yani Türkiye'nin nasıl bir siyaset izlemesi, mesela şöyle bir lafı da var. Türkiye kendi yolunu çizmelidir. Bunu 2005'te söylüyor. Türkiye çok yönlü bir siyaset izlemelidir. Rusya'yla da Hindistan'la da, evet. Çin'i adını geçirmiyor ama çok yönlü bir siyaset izlemelidir. Hatta NATO ve Avrupa Birliği meselesini çok daha dikkatli ele almalıdır diye yaklaşımları var. Tabii ikisi Raşan Ecevit de çok karar veriyorlardı yani, süreçlere. Emin Pazarcı'nın anlattığı hikayede olduğu gibi. Bir de Raşan Ecevit yaşarsaydı da konuşmak gerekir. Şimdi onlar yaşasaydı ne yapacaklarını bilmiyorum ama yaşayan bir lider var Sayın Cumhurbaşkanımız. Onun nerede durduğunu anlama açısından DSP'nin Cumhur İttifakı'nda bulması çok kıymetli. Hı hı. Neden? Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızı bir algı operasyonuyla bir yere oturtmaya gayret ediyorlar, evet. Muhalifler. Halbuki Sayın Cumhurbaşkanımızın şöyle bir siyasi figür. Gerçek anlamıyla bir anti-emperyalist lider nedir denildiğinde karşısında Sayın Cumhurbaşkanımız var. Neden bunu söylüyoruz? Şimdi mesela Filistin'in başkenti Kudüs'tür. Kararını Birleşmiş Milletler'de karar aldıracak kadar İslamcı bir refleks ortaya koyabiliyor değil mi? Ama aynı zamanda 30 yıllık Ermeni işgalinin ortadan kaldırılabilmesi için Karabağ'da Azerbaycan'ın yanında yer alacak kadar da bir Türk milliyetçisi refleksiyle hareket ediyor. Yani bir Mısır'da yandan da Mısır'da da laikliğe vurgu yapıyor. Mısır'a gittiğinde yapıyor. Laiklik vurgusu yapıyor. Bir yandan da Venezuela'da Amerikan emperyalizminin bir askeri darbesi olduğunda oradaki sosyalist iktidarı destekliyor. Hatta Küba'daki sosyalistlerle beraber ittifak içerisinde Maduro'yla bir ittifak içerisinde, yani siyasi bir güç birliği içerisine girmiş durumda. Şimdi o açıdan diğerleri, muhalifler gerçekten bunu idrak edemiyorlar. Çünkü kendileri 60'ların 70'lerin kafasıyla hala düşünüyorlar ve bir yere oturtmaya çalışıyorlar. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız onların koydukları bu kategorilerin hiçbirisine uymuyor. Uymuyor, evet. O açıdan da muhafazakar devrimci derken Türkiye'nin milli, yerli, buraya ayaklara basan, Türkiye merkezli düşünen, Ankara merkezli düşünen ama bütün dünyadaki ezilen halkların haklarını müdafaa eden, dünya beşten büyüktür diyebilen bir siyasi lider. O açıdan sağcılığı da solculuğu da arkada bırakmış başka bir siyasi figür olarak, yani 21. yüzyılın yeni bir ideolojik bir figürü olarak ortaya çıkıyor. Bizim o açıdan sağcılığımız da, solculuğumuz budur zaten, evet. Yani bu toprakların çıkarını önceliyorsan tavır alırsan işte Maduro'nun yanında duruyorsun, evet. Mazlum halkların yanında, evet. Duruyorsun. Aslında Türkiye'nin ortalaması bu diyebiliriz. Hiçbir kalıba, evet. Sığmıyor. Doğru söylüyorsun. Yani İdris Küçükömer'i diyemeyiz. Anmak lazım yani, değil mi? İdris Türkiye'de sağ soldur. Sol sağdır. Bu da başka bir hikaye. Rahmetli ona da deli dediler. En doğru analizi İdris Küçükömer yaptı. Üretim ilişkileriyle alakalı bir şeydir. Durduğunuz yere bağlıdır. Erdoğan pekala, eğer dünya bağlamında bakılıyorsa, özgürlüklerden yana duruyor. Bir de solun alameti farikası anti-emperyalizmse baktığında
İşte Murat hatırlattı, BM konusundaki duruşu, İsrail'in sınırları nedir diye BM'de ilk soran lider, ilk lider, ve tek. Evet. Haritasıyla soran ya. Evet, yani Libya meselesinde Amerika'yı, Fransa'yı, Rusya'yı karşısına alarak Libya'nın seçilmiş hükümetinin orada başta kalmasını sağladı ve Mavi Vatan mücadelesinde bize de çok önemli bir zemin sağladı. Karabağ meselesinde Azerbaycan lideri Sayın Aliyev kendisi diyor Türkiye olmadan bunu başarmalarının mümkün olmadığını. Hani nerede bir anti-emperyalist mücadele, bugün Afrika uzun yıllar malumunuz hala da devam eden bir Fransız sömürüsü altındadır. Macron ikide bir Türkiye'nin Afrika'dan neden uzaklaştırılması gerektiğine, buna dair nasıl Avrupa Birliği'nin politikalar yürütmesi gerektiğine dair açıklamalar yapıyor. Fransa'yı Afrika'da en çok rahatsız eden liderlerin başında geliyor Sayın Erdoğan. Hani dünyanın Rohingya Müslümanları, bak konuştukça aklıma geliyor. Rohingya Müslümanlarını kimse umursamazken Sayın Emine Erdoğan'la birlikte gittiler, mülteci kamplarını ziyaret ettiler, bu konuda inisiyatif almaya çalıştılar. Dünya Somali'yi açlığa, sefalete mahkum etti. 2011'de oraya giden tek dünya lideri yine Sayın Emine Erdoğan yanındaydı. Ve Somali ile şu anda bizim Somali'nin askerlerini bize itiyoruz malum. Türkçe Somali'de ikinci dil konumuna gelmiş durumda. Nasıl oldu bu dönüşüm 10 yıl içerisinde? İşte bu anti-emperyalist politikalar sayesinde oldu. Kendisinin sol olduğunu iddia eden CHP'nin liderine bakıyorsun. Almanya'ya gidiyor, Türkiye'ye yatırım yapmayın diyor. Amerika'da ne kadar küreselci odak varsa onlarla iç içeler. İşte oranın Amerikan temsilcisi FETÖ'cülerle toplantılar yapıyor lobi faaliyetleri içerisinde. Bakıyorsun Avrupa Birliği'ne Türkiye'yi devamlı Avrupa medyasına şikayet eden açıklamaları var. Dış politika başdanışmanı İsveç'e mülakat veriyor. Biz iktidara gelsek sizi NATO'ya alacağız, merak etmeyin diyor. S-400 meselesini biz rafa kaldıracağız, Amerika'yı kızdıran politikalar yürütmeyeceğiz diyor. YPG Amerika'nın birebir küresel emperyalizminin bugün en büyük öncüsü durumunda Suriye'de Amerikan varlığı olarak duruyor. YPG Kılıçdaroğlu çıkıyor diyor ki YPG mi bize saldıracak? YPG halkını savunan bir silahlı harekettir. Soruyorum hangisi sol, hangisi anti-emperyalist politikayı temsil ediyor? Dolayısıyla İdris Küçük Ömer rahmetli yani, de Türkiye'de reklama gidiyoruz. Sağ soldur, dönüşte sol söyleyelim. Evet, son İdris Küçük Ömer'i de bu akşam rahmet analım. Canım. Allah rahmet eylesin. Reklamlar.